iklimin değişimiyle beraber dünyada birçok olumsuz olaylar yaşanmaya başlandı. Dünyanın iklim değişikliği ile ilgili krizi uzun yıllardır tahmin edilen bir yapı ve bu sorunla ilgili bilim adamlarının oldukça büyük çalışmaları var. Ve bu çalışmalar yetersiz olduğu için bugün yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Tarımsal üretimdeki değişiklik, yağmurların azalması ya da mevsiminde olmaması, olağan dışı yağmur, rüzgar, don hareketleri bu iklim değişikliğinin bir etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte uzun yıllar boyunca yağış rejiminin belli olduğu yerlerde yağışın düşüklüğü ya da ilimize döndüğümüzde Şanlıurfa gibi kurak iklime sahip bölgelerde 400 milimetre civarında yağışa sahip ilimiz bir bakıyorsunuz bir günde 150 milimetre bir yağış olmuş veya dünkü Şanlıurfa'da görülen aşırı rüzgarla beraber şiddetli olarak ortaya çıkan yağmurlar bizim iklim değişikliğinin göstergesi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Biz bu iklim değişikliği ile beraber aşırı sıcakların olması, sıcakların etkisinin fazla olması görülmektedir. İşte uzun yıllardır Urfa'da yaşayan birisi olarak ben de biliyorum Temmuz, Ağustos ayları geldiğinde Urfa'da bir sıcaklık artışı olur ya da sıcaklık vardır. Büyüklerimiz de bunu bilir. Uzun yıllar yaşanan bu ilde Urfa'nın çok fazla serin olması beklenmez. Ama Haziran ayındaki yoğun yağış veya yağışların hızlı bir şekilde yükselip hızlı bir şekilde azalması bana göre de iklimin tutarsızlığı ya da değişikliğinin vermiş olduğu etkidir. Son günlerde yaşanan bu orman yangınları ya da işte anız yangınları ya da bunların şiddetinin artması, hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre doğayla oynadığımız oyunun sonucudur. Evet, doğada en büyük tahribatı insan yapıyor. Yani biz az önce söylediğim şey bugün Harran Ovası gibi tarımsal niteliği yüksek olan bir ovada, sulu tarım yapılan bir ovada, oldukça geniş tarımsal potansiyeli olan bir ovada 100 bin dekarın üzerinde bir alanı siz betonlarsanız oradaki doğayla oynarsınız. Siz su yollarını kapatırsanız, siz sulama hatlarını bozarsanız bunda en büyük zararı siz çekersiniz. Aşırı sıcaklıklar, yani ısınmayla beraber sıcaklıklar ortaya çıkacak. Bitki deseni belki değişecek. Su çok kıymetli bir varlık olacak. Yani önümüzdeki dünyada suyun kıymeti ortaya çıkacak. Yani bu bir gerçek ki su gerek bitkisel üretim için gerek insan yaşamı için vazgeçilmez bir madde. O yüzden suyun kıymetini bilip tasarruflu sistemleri uygulamamız şart. Eğer suyu bu şekilde verimsiz kullanırsak önümüzdeki günlerde bu değişen iklim kriziyle beraber su kaynaklarındaki azalma ve suyun giderek azalması, giderek kirlenmesi gerek tarımsal kaliteyi, tarımsal üretimi azaltacak, gerekse insan yaşamında önemli problemler ortaya çıkarabilecektir. Dolayısıyla bu kaynakları çok iyi kullanmak ve bu kaynakları optimum düzeyde, yani yeterli derecede kullanıp tasarruflu davranmak şart. Yani iklim krizini ortadan kaldırmak bütünleşik hareketleri ortaya koyar. Yani ben burada
daha iyi sulama yapıp daha iyi toprağı kullanayım, iklimi düzeltirim diye bir şey olmaz. Çünkü yaşadığımız dünya tek bir çatı altında. İşte karbon salınımından tutun, organik madde yapısı ya da topraktaki karbon azot dengesi veya topraktaki sıcaklığın artışını ya da bu az önce söylediğimiz betonlaşma, toprak kullanımı, farklı bitki desenlerinin ortaya konması topraktaki yapıyı değiştirdiği gibi doğal olarak iklim değişikliğini de ortaya koyacaktır. Yani bütünleşik kararlar almak lazım. İşte yakıt kullanımından tutun da bazı tarımsal üretimleri sınırlayabilirsiniz.